Yola Çık kanalından herkese merhabalar. Bugün dünya bir çıkmazın içerisinde. Dünyanın çeşitli yerinden koronavirüsü sebebiyle görüntüler geliyor. Ve insanlar kimisi secdeye kapanıyor, kimisi Allah'a dua ediyor, kimisi açıktan ezanlar okunuyor. Ve Kabe, Allah'ın evi kapanıyor. Biz Müslümanlar hemen şöyle diyoruz. Evet, dünya İmana geliyor, İslam'a geliyor. Oysa gerçek böyle mi? Acaba dünya imana mı geliyor? Yoksa biz Allah'ın kovduğu Müslümanlar mıyız? İşte sizi ilk önce İspanya'daki ezan sesiyle baş başa bırakmak istiyorum. İspanya'da ezanlar okunuyor. Açıktan ilk defa. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sosyal medya alemi ve bu ezan sesini duyunca işte dediler. İslam alemi gördünüz mü? Allah İspanya'yı dize getirdi. Acaba öyle mi? Yine bir başka haber Almanya'dan geldi. Almanya'da ezan ilk defa açıktan okundu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Peki acaba Almanlar imana mı geldiler bu ezan sesini duyduktan sonra? Bir başka haberimiz İtalya'dan geliyor. İtalya'da insanlar Müslümanların arkasında secdeye durdu. Biliyorsunuz İspanya'da en çok insanın koronavirüsünden hayatını kaybettiği yerlerden biri. Peki İspanyollar, İtalyanlar, Almanlar imana mı geldiler? İşte bu sorunun cevabını bizim Müslümanların vermemiz gerekiyor. Hayır, onlar imana gelmiş olabilirler. Onlar İslamiyet'i de seçebilirler. Bu olması gereken en doğal süreç. Çünkü insan kainatı sorgulamalı, insan şu kainatta varlık sebebini sorgulamalı ve o sorgu karşısında da bir kainatı yaratanın büyük bir gücün olduğunu bilirse insan Allah'ı bulur. Ama biz Müslümanlar gerçek manada o gücün farkında değiliz. O gücün asıl hikmetinin farkında değiliz. Allah Kur'an-ı Kerim'de bizi sürekli oku diye uyarıyor. Ama biz ne yapıyoruz? Okumuyoruz. Sadece basit maddesel düşünüyoruz. Sorgulamıyoruz o kainatı. Ne yapıyoruz? Bakın çok enteresan bir şey. Sosyal medyada sağda solda Allah'la alakalı konu açıldığı zaman elmanın içerisinden bakın Allah yazıyor. Efendim koyunların üzerine Allah yazıyor. Muhammed yazıyor. Arılar Allah yazan bal üretmişler. Böylesine bir sığ düşünce içerisindeyiz. Allah'ı o petekteki balda, koyunun üzerindeki çizgide arıyoruz. Yahu Allah her yerde var. Zerreden küreye kadar kainatın her yerinde var. Ama bunu Müslüman maddesel olarak görüyor. Yahu Allah her yerde görebildiğiniz, göremediğiniz her yerde gücüyle kainatı sorguluyor, sorgulayın diyor. Kendini gösteriyor. Ama Müslüman göstermiyor. Asıl sorun insanların imana gelmesi değil. Asıl mesele bu değil. Asıl mesele ne biliyor musunuz? Asıl mesele şimdi size göstereceğim mesele. Asıl mesele Allah Kabe'sini, evini Müslümanlara yasakladı. Müslümanlara yasakladı. Kabe gördüğünüz gibi bomboş durumda. Fettebi'u millete İbrahim hanifen ve ma kana minel müşrikîn. Ne oldu Müslüman? Allah senin elinden Kabe'ni aldı ve işin en kötü tarafını size açıklıyorum. Allah öyle bir bela verdi ki bizi oradan kovarak Umre'ye giden hacılar, Umreciler döndüler
ve bütün Anadolu'nun her yerine koronavirüsünü götürdüler. Yani biz Allah'ın lanetlediği Müslümanlarız. Ve biz hala olayın farkında değiliz. Hala kendimizin farkında değiliz. Biz başkalarında arıyoruz günahları. Uygurların zulmünde arıyoruz. Yahudinin zulmünde arıyoruz. Amerika'nın zulmünde arıyoruz. Esed'in zulmünde arıyoruz. Ya Müslüman, asıl sorun bizde. Sen kendine bir bak. Ya acaba senin ülkende zulüm var mı? Hiç sordun mu? Acaba senin ülkende İslamiyet nasıl yaşanıyor? Faiz uçmuş durumda. Her gün faizle alakalı bankalar reklam yapıyor. Koronavirüsü sebebiyle bankalarımız indirimli krediler veriyor. Gelin faizle diyor, alın bizi faize bulaştırıyorlar. Rüşvet, su gibi. Yalan, o biçim. Zina, açıktan. İçki, o günah, onu içmeyin, hep onu başkaları içiyor. Müslümanlar içmez. Yurt dışında şunu görmüştüm. Orada yaşayan bir Müslümanların Müslümanlıkla ana ilkesi, birbirlerini söylerken söyledikleri şey şuydu, itham ederken. Bu domuz eti yiyor, ben yemiyorum. Her halt yiyor, sadece o var. Bu yurt dışındaki bütün insanlar için geçerli değil. Ya kardeşim, biz bir günahın içerisindeyiz. Biz Müslümanlar asıl sorunun içerisindeyiz. Allah bizi evinden kovdu. Allah Kabe'sinden kovdu. Camilere kilit vurdu Allah. Cumaları sela verdiremiyoruz. Niye? Camilerin içerisine biz siyaseti soktuk. Dünyalıkları soktuk. Orada Allah'ın evi arkadaşlar. İşte o yüzden biz Müslümanlar bir çıkmaz sokağın içerisindeyiz. Ve bu çıkmaz sokağın içerisinde asıl bizim yeniden imana gelmemize, Müslümanların kendilerini toparlamaya ihtiyaçları var. Umarım ki biz İspanya'daki ezanı, Almanya'daki ezanı, o Hristiyanlardan, Budistlerden, Teoistlerden, Yahudilerden önce duyarız ve kendimize geliriz. Herkese iyi günler diliyorum. Umarım o ezanı biz duyarız. Umarım biz gerçek manada görevimizi yerine getiririz. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah.